Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Rainbow Six Siege ile ilgili şu zamana kadar bir sürü video çektik ve bu videolarda genelde Ranked ve Casual maçlarda elimize geçen hemen hemen her güzel anı sizinle paylaşmaya çalıştım. Ama sürekli hem oyun oynamak hem de bunları editleyip size göstermek çok zor olduğu için artık yapmak istediğim bu işin biraz daha teknik kısmı hem sizlere yardımcı olmak adına hem de şu an halihazırda oynayıp daha fazla kendini geliştirmek isteyen hangi arkadaşım varsa bunlara yardımcı olmak adına Rainbow'da aklına girebilecek her türlü taktik, ufak tefek ama tabii ki normal bu takım oyunlarının 5vs5 yapabileceğin taktikleri tabii ki gösteremem 5 kişi olmadıktan sonra ama elimden geldiği kadar tek başımıza, takımımıza ve kendinize yarar sağlayabilecek bütün taktikleri göstermeye çalışacağım. Şu an için her video için 50 taktik göstereceğim ve bunların hepsini umarım beğenirsiniz ve aklınıza gelen yeni şeyler olursa da bunları da benimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Seviliyorsunuz. Rainbow Six Siege'de Shell'de özellikle bomba modu seçildiği zaman Trophy ve Kitchen seçildiğinde karşı tarafta şu kısmı defans yaptıklarını düşünürsek buradan bu şekilde tepiklemeniz sizin için sıkıntılı olacağından dolayı siz burada aşağıya Pro modunda seçip burayı ekleyebilirsiniz veya çok ufak açıyla uzaktan Grapefire'da atarak tarayabilirsiniz. Yine şayede herhangi bir modda buradan yukarıya çıktığınızda bombanın üstte olup olması önemli değil. Eğer buradaki o defans yapan birileri varsa buradan piklemek yerine eğer kafalarını karıştırmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey buradan şu şekilde atmak. Buradan attığınızda çok rahat bir şekilde onları rotasyondan bulabilir ve avantaj sağlayabilirsiniz. Yine şöyle de Snowmobile garajı savunurken atakta eğer elinizde termite bulup da buradaki bandit diye mute alacak bir operatörünüz yoksa tek yapmanız gereken ikinci kata çıkmak ve ikinci katta tam şu kısmı kırmak. Bu kısmı kırdıktan sonra çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi bandit charge'larını veya mutant jammer'ları çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Snowmobile bir garajın savunmasını yaparken bu iki tarafta reinforce'ladığınızda dışarıya Thermite ve IBAN'a reinforce açmaya çalıştığında onları C4 ile engellemenin 2 ya da 3 farklı yolu var. Hatta bunları çoğaltabilirsiniz. Tam bu hizaya gelip köşeye durup yapmanız gereken yer tam şu köşeyi işaretleyip köşeyi işaretledikten sonra reinforce'u bıraktığınızda reinforce'un düştüğü yer tam olarak burası. Eğer reinforce patlatırsanız burada zaten direkt termite bunu koyduğu için arkasından C4 ile beraber termite veya hibana'yı veya orada toplanmış kimse varsa onları alabilirsiniz. Diğer bir yerde tam şu köşeye kendiniz şey yapıp ayarlayıp şu hizaya bırakırsanız tam şu kırmızı yeri görüyorsunuz. Bu hizaya bırakırsanız da birazcık daha arkaya atmış olursunuz. Bu da birazcık daha arka. Arkaya attıktan sonra da burada eğer içeri kesen biri varsa en azından uzaktan onları görüp vurmuş olursunuz. Ghostline'da Penthouse defans seçilirken burayı piklemek yerine mor çatıya çıkabilirsin. Mor çatıya çıktıktan sonra tek yapmanız gereken şu köşe aşağı atlamak. Atladıktan sonra da buraya çıktığınızda hem Penthouse'un tutunu çok rahat görebilirsiniz hem de buradan direkt karşıya geçebilirsiniz. İsterseniz yukarıdan mor çatıdan buraya gelip buranın üzerine çıkabilirsiniz ya da buradan buraya çıktıktan sonra buradaki topun üzerine düşüp oradan bu beyaz demirlerin üzerinden yürüyüp şuraya çıkabilirsiniz. Buradan da çıktıktan sonra yine burada bu kağıt pikleyebilirsiniz ki üst tarafta da zaten buradan aşağı inip ve buradan da daha kolay bir şekilde buraya çıkabilirsiniz. House'da oynarken Master Bedroom'da Sekiro'ya oynuyorsanız Sekiro'da pusmanın en güzel yerlerden bir tanesi şurası. Burayı kırıp ve çok rahat bir şekilde girip pusabilirsiniz. Ve genelde buraya köşeye pusan kişileri de vurursunuz. House'da oynarken bilmeniz gereken bir tanesi şu duvara kırılabiliyor olması. Bu
duvar kırıldığı için buradan çok rahat bir şekilde kitchen'a gelen, mutfağa gelen kişileri buradan çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Bankada Ali Aksis'ten doğduğunuzda buradaki kameraya aldıktan sonra ileriye doğru gitmek yerine buradan çıkmayı tercih ederiz. Bir spam pick yenilerim. Ancak buradan çıktığınızda menüde spam kill'den ölme ihtimaliniz var. Çünkü merdivenlerden çıktığınızda tam şurada buraya yükseldiğiniz zaman şuradan çok ufak bir şekilde arkadan kesen kişinin kafanızı görme ihtimali var. O yüzden buradan ip atarak çıkmak daha mantıklı ve daha hızlı. Bankada eğer bu çatıdan karşı çatıya gitmek istiyorsanız buradan yukarı çıkıp bu şekilde volt atarak karşıya geçmek hem daha hızlı hem de daha güvenli. Bankada jail'e doğduktan sonra buradaki kamerayı alıyorsunuz ve bu kamerayı aldıktan sonra içeriye doğru yöneliyorsunuz. İçeriye doğru yöneldiğinde şuradaki iç kamerayı almak için tek yapmanız gereken şuraya doğru yaklaşıp buradan köşeye birkaç tane atış yapmak. Buradan birkaç tane atış yaptıktan sonra kamerayı çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Bakın kamera tam bu hizada. Doğru açıyla çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Clubhouse'da barda çalışırken eğer rotasyon yapmak istiyorsanız oradan üstten veya alttan dolanmak yerine hemen buradan yerimiz tespit edilmeden arka taraflarından dolanıp yine barı arkalayabilirsiniz. Clubhouse'da bir arkalama yönteminden bir tanesi de eğer bomba aşağı kattaysa veya kitchen'de birini arkalamak istiyorsanız kitchen zaten hemen burası ve kapının açık olduğunu da biliyorsanız tek yapmanız gereken buradan aşağı atlayıp çok seri bir şekilde yerimiz tespit edilmeden içeriye girmek olacaktır. Coastline'da bu iki koridoru birbirine bağlayan köşede çok rahat bir şekilde düşmanlarınızı egale edebilirsiniz. Bu şekilde durarak eğer Walker de almışsınız veya Maestro gibi herhangi bir kamerası olan veya içeride size Echo ile beraber, drone ile beraber yardımcı olacak arkadaşlarınız varsa buradan çok rahat bir şekilde koridoru görüp arkadaşlarınıza info verebilir ve onların buradan geçmesini engelleyebilirsiniz. Rainbow Six Siege'de bomba modunu oynarken asla iki bomba arasında reinforce yaptığınızda hiçbir şekilde bomba yerleri arasında rotasyon yapamaz ve gelen karşı operatörleri nereden girdiğini göremezsiniz. Görseniz bile ateş ettiğinizde reinforce'dan mermi geçmeyeceği için defans yapmakta zorlanır ve round'u kaybetmenize sebep olabilirsiniz. Eğer bu şekilde impact grenade açmak sizin için riskli ise diz ve ayak hizasında pompalıyla açtıktan sonra takım arkadaşlarınıza kendinizi daha güvenli pozisyona aldıktan sonra aşağı pozisyonda eğilerek hem karşı takım vurabilir hem takım arkadaşlarınıza bilgilendirmede bulunabilirsiniz. Cafe Dostoyevski'de Skylight piklerken buradan piklemek yerine ya da herhangi bir yerden yukarıya bakmak yerine burada aşağıya şuradaki masanın olduğu yerden azıcık sola eğilerek çok ufak bir açıdan öne çok giderseniz kendinizi belli etmiş olursunuz. O yüzden çok ufak açıdan karşının sadece kafası görünecek şekilde çok ufak bir açıdan onları vurabilirsiniz. Veya biraz daha riskli olmasına rağmen yine de aynı açıya sahip. Burayı impact grenade açtıktan sonra aynı bu hizadan impact grenade açtığınızda tabi burası biraz daha riskli. Yine buradan çok ufak bir açıyla karşıyı görebiliyorsunuz. Yine Cafe Dostoyevski'de kitchen'ın reinforced olduğunu düşünürsek burayı eşin launcher ile veya Zofia'nın silahıyla kırdıktan sonra kırmızı merdivenlere gelip tek yapmanız gereken şuranın üzerinde vault bulmak, çıkmak ve içeriye doğru atış etmek. İçeriye doğru ateş ettiğinizde gelen nokta tam olarak tezgahın arkası. Bankanın üst katında hemen merdiven yanında burayı impact grenade veya C4 ile açtıktan sonra buraya düştüğünüzde ve karşıya geçtiğinizde çok rahat bir şekilde buradan geçenlere veya üst katları spam kill atabiliyorsunuz. Oregon'da hemen ofisin savunmasında veya ofise spam kill atmak istiyorsanız şuradaki küçük masayı kırıp tek yapmamız gereken buraya girmek ve saklanmak. Hatta şöyle baktığınızda neredeyse hemen hemen görünmezsiniz. Bunu Vigil ve Cabrera ile yaptığınızda biraz daha görünmez oluyorsunuz. Ve Roamur olduklarını düşünürsek buranın savunması gerçekten önemli. Bu şekilde defansta
çok rahat savunma yapabiliyorsunuz. Hangi haritada nerede savunma yapıyorsanız yapın. Eğer Roamburg oynuyorsanız ve pencerelerden dışarıya rotasyon yaparak düşmanı etkisiz hale getirmek istiyorsanız, en kısa yoldan dışarı çıkmanın yollarından bir tanesi pencereye iki tane vurup, pencereye iki tane vurduktan sonra tek yapmanız gereken dışarıya birden atlamak. Ve dışarıya atlayıp onları fark etmeden öldürebilirsiniz. Kanal haritasını oynarken görebileceğiniz ve en büyük açıya sahip olan kamerada sizi bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi. Tam şunun üzerine atıyorsun. Bunun üzerine attığınızda hemen hemen her yeri görebilirsiniz. Evet, konsol haritasını oynarken hemen şu an ofisteyim görüyorsunuz. Ofisi tutarken sadece ofisi değil. Eğer burayı da kırarsanız hemen Visa'nın ana kapısını görmüş oluyorsunuz. Buradan geçenleri de etkisiz hale getirebilirsiniz. Sadece buranın girişi değil. Ayrıca burayı da kırabilirsiniz. Burayı da kırdığınızda görüyorsunuz ki buradaki yan pencereden Visa'ya girmek isteyenleri de etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Veya bu hatch'i açıp, hatch'i açtıktan sonra da buradan bir açı elde edebilirsiniz. Ayrıca burayı da kırarak görüş elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Spawn key atmayı seviyorsanız ve daha çılgınca şeyler arıyorsunuz, bu şekilde Clubhouse'da küçük yerlerden spawn key atmaya çalışmak yerine biraz risklidir. Daha riskli bir şey deneyerek buradan dışarıya atlayıp spawn key atmaya çalışabilirsiniz. Eğer bu sizin için çok riskli hale geliyor ve adamları vuramadıysanız ya da vurduktan sonra kaçmak istiyorsanız tek yapmanız gereken infak döneminizle hatch'i açmak ve hatch'ten aşağı atlamak. Uçak haritasında biliyorsunuz ki glass'ın mermileri pencerelerden geçiyor ve glass eğer burada ayakta durursanız birazcık daha gidip sizi vurabilir ve bunu miracamın ayakta yapmak yerine burada eğer oturarak yaparsanız çömelerek yaptığınızda glass ne kadar uzağa giderse gitsin sizi göremeyecektir. O yüzden miracamını aşağıda oturarak yapmayı tercih etmişsiniz. Evet, kafede özellikle birinci kat fireplace'in savunmasını yaparken biliyorsunuz ki Skylight'tan atlayanlar için şuradan çok ufak bir yer açıp hatta pompayla değil de şu şekilde silahla açmanız tavsiye ederim. Bu şekilde silahla çok ufak bir delik açtığınızda yukarıdan gelenleri çok rahat bir şekilde görüp gafil avlayabilirsiniz. Veya C4'ünüz varsa da C4'ü atabilirsiniz. Rainbow Six Siege oynarken atakta ilk yaptığımız gerekenler ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi kameraları almak. Ve kameraları alabileceğimiz pozisyonların genelde 2 ya da 3 tanesi dışarıdayken çoğunluğu içeride oluyor. Ve Oregon bizim kameraları dışarıdan alabileceğimiz en güzel mekanlardan bir tanesi. Birinci kameramız hemen şu içeride mutfağın yanında olan, hiç bu camı kırmadan isterseniz kırabilirsiniz. Mutfağın yanında olan hemen şurada bakın direkt kırabiliyorsunuz. İkinci kameramız Street'ten burayı kırdıktan sonra hemen şu hizada bakın. Sonra diğer kameramız buraya gelip hemen çok ince bir açıdan şuradan kamerayı alabiliyorsunuz. Ve son kameramız da hemen Watchtower'ın yanında olan kamera. Bunu da dışarıdan direkt etkisiz hale getirebilirsiniz. Birçok oyuncu konsolde rooftan Skylight'tan aşağı inerken çok büyük bir hata yapmakta. Buradan aşağı iple inmek yerine çok hızlı bir şekilde buradan rafel atıp hem rotasyon hem de hızlıca fark edilmeden içeriye girip piklemenin çok kolay yollarından bir tanesi. Dokkepi ile veya Vigilin pompalısı ile oynarken duvarlara veya bu tahtalara dipçikle delik açmak yerine çok ufak delikler açarak kendinize rotasyon ve gizli yerler sağlayabilirsiniz. Bunları bu şekilde hem castle'dan hem duvarlardan bu şekilde hem duvarlardan hem castle'dan hem de bu şekilde kırılabilir tahtalardan yapabilirsiniz arkadaşlar. Kavera'da ya da diğer operatörlerde olduğu gibi her zaman saklanarak pusarak oynadığımız yerlerin de olduğunu düşünebiliriz. Bu oyunda pusmak da var açıkçası. Ve border'da birinci katta hemen server'larda pusmanın en güzel yerlerinden bir tanesi şurası. Burayı kırıp
Bunun içine giriyorsunuz arkadaşlar. Ve burada çok güzel bir şekilde saklanabilirsiniz. Genelde border oynarken bu arka taraftan yapılan rotasyonları engellemek adına bu odanın savunması çok önemli olduğu için ikinci bir saklanma yerlerinden bir tanesi tam olarak şurası. Buraya saklanırsanız tabii ki görünme ihtimaliniz her zaman var ama genelde dikkat ettikleri bir yer. Clubhouse'da aşağının savunmasında burada hemen üstte bir kamera bulunmakta ve bu kamerayı almak için sırtınızı buraya döndüğünüzde her zaman her tarafınız açık oluyor. Bunu buradan almak yerine yapmanız gereken tek şey yukarıya çıkıp şurayı kırmak. Kamerayı kolaylıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Aşağı katın kamerasını almak için tek yapmanız gereken şu aşağıyı kırmak. Bu aşağıyı kırdıktan sonra zaten kamera hemen şurada ve o kamerayı da almış olacaksınız. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar konsülde meeting'in yani giriş katının savunmasını yaparken normalde burada keçi kırıp aşağı görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Burada meeting'in savunmasını yaparken bu iki yeri kırıp buradan genelde biz girişi şuradan da şu şekilde göstereyim. Ve çok ince açıyla buradan kesebiliyorsunuz. Ancak artık bunları arkadaşlar bildiği için yapmanız gereken tek şey burada keçi de kullanarak şurayı açarak elinde akok olan Rook, Doktor, Echo veya Maestro ile beraber buradan istediğiniz açıyla onları istediğiniz açıdan kesebiliyorsunuz. Hatta gördüğünüz gibi buradan çok çok daha kendimize ufak açılarda yapabiliyoruz. Yani burayı kullanarak istediğiniz gibi üst katı kullanarak aşağıya girişlerini engelleyebiliyorsunuz. Sarı merdivenleri dolanmanız gerektiğinde buradan sarı merdivenleri dolanmak biraz daha uzun zaman aldığı için bunun kısa olarak şuradaki çöp kutusunun üzerine çıkıp yine buradan çok rahat bir şekilde çok kısa bir şekilde sarı merdivenlere çıkabilirsiniz. Border'a veya birçok adada atak yaparken Claymore'larımızı kullandığımızı biliyoruz. Claymore'ları Roamer'ların gelebileceği noktalara şu şekilde koymak yerine bu şekilde koyduğunuzda Roamer'lar hem bunu görebilir hem de çok rahat bir şekilde buraya çarpmadan alabileceklerdir. Böyle yaptığınız zaman hem vurması daha zor olacak hem de ataktayken bu çizgilerin görünmesi tek bir çizgi olduğu için bazı mekanlarda görünmesi zor olacak. Buradan defansken de kaçmanın tek yolu bazı yerlerde biliyorsunuz bu şekilde bolt yapabiliyorsunuz. Tabi buna da yine dikkat etmeniz lazım. Bu şekilde gelip Claymore'u alabilirsiniz arkadaşlar. Bank haritasında birçoğumuz buradaki kapıları açıp buradan spawn dener ve çoğunlukla başarılı sonuçlar alırız. Ancak buradaki spawn riskli olduğunu düşünürsek daha defansif ve daha güvenli bir yöntem için şuradan eğilip eğer atanın geldiğini görürsek buradan direkt onları tarayabiliriz. Bu durum sadece defans için değil atak için de geçer. Atak yaptığınız zaman buradaki ATM'lerin olduğu yeri ele geçirdiğinizde eğer yukarıda veya herhangi bir yerde Roamer'ları görüyorsanız onları şu şekilde sağdan soldan öldürebilirsiniz veya arşivi tuttuklarında şu kapıdan spikleyen varsa eğer buraya kimse piklemiyorsa genelde piklemezler onları etkisiz hale getirebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden buranın hem defanstaki hem de ataktaki rolü çok yüksek. Border'da en yaygın olan spam noktalarından bir tanesi burada hemen supply room'un olduğu yerden arka tarafa çıktığınızda tek yapmanız gereken valley'in olduğu tarafa doğru yapmak. Ayrıca buraya da tabii tarayabilirsiniz. Border'daki spam noktalarından bir tanesi de defans için burası. Ofisten buradan bir delik açtıktan sonra hemen dışarıya atlayıp çok sert bir şekilde buradan gelenleri tarayıp tekrar içeriye güvenli bir şekilde dönebilirsiniz arkadaşlar. Bir spam denemesinden bir tanesi de önceden şuradan biz her zaman dışarıya çıkıp bu şekilde spam verirdik. Onun dışında şöyle bir şey tercih edebilirsiniz. Buranın üstüne çıkıp akoklu bir karakter varsa tercihimdir. Buraya da çok rahat bir şekilde spawn atabilirsiniz buradan gelenler için. Coastline'da hemen bu Bilardo'nun yanındaki akvaryum odasında
Ruins'e spawn atmak istediğimizde genelde yaptığımız şey şu oluyor. Buradaki kapıyı tamamıyla açık bıraktığımızda buraya kırıp ve Ruins'i taradığımızda bunu artık herkes biliyor. O yüzden yapmamız gereken tek şey arkadaşlar, buradaki kapının açık olmadığını onlara hissettirelim. O yüzden yapmamız gereken şey buradaki kapıyı iki defa açmak ve alttan sürünerek çıktıktan sonra spam kimizi atıp hiçbir şey olmadan içeriye geri kaçmak olacak. Legion oynarken eğer pencere savunması yapmak istiyorsanız tek yapmanız gereken ya pencerenin tamamını bu şekilde kırdıktan sonra şu bariyerin olduğu çizgi, bu çizginin hizasını atarsanız pencereyi tekrar kapattığınızda Legion trap'ınız bitecek. O yüzden birazcık daha öne atmanız lazım. Birazcık daha öne attıktan sonra pencereyi kapatıp bu şekilde defans yaptığınızda buradan rapel atan atak operatörü Legion'a takılacağı için, rappel durumda Legion'ı çıkartamayacağı için ya aşağı ya yukarı gitmesi lazım. Ve siz bunu fırsat bilerek tek yapmanız gereken üstten atlayıp onu etkisiz hale getirmeniz. Skyscraper'da Valkyrie oynarken ki Valkyrie burada gerçekten çok iş yapan bir operatör. Ve Valkyrie'nin çok önemli olan kamera noktaları var. Onlardan bir tanesi tam şuraya bir kamera atabiliyorsunuz arkadaşlar. Burayı kameraya attığınızda çok güzel bir açıyla hem tower'ı hem etrafı gerçekten her yeri görebilirsiniz. Bir tane daha kamera göstermek istiyorum. Hemen şunun üzerine de tabii biraz tehlikeli. Hatta o tower'ın üzerine kadar bir atabilirsiniz eğer geçişirse, ama genelde ben şunun üzerinde atmayı tercih ediyorum. Bunun üzerine de attığınızda yine güzel bir açıyla karşıda her ne kadar görünse de çoğu yeri görebilecek bir açıda kamera elde edebiliyorsunuz. Yine Skyscraper'da buradaki merdivenleri tutarken bu köşeden veya bu şekilde önden veya herhangi bir yerden tutmak yerine şuraya eğilerek şu ızgaranın altından tuttuğunuzda gerçekten çok güzel açıyla karşıyı öldürebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta Valkyrie kamerasına da baktığımız zaman gerçekten görülmesi zor ve dikkat edilmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Yüksek elo'da ne kadar işe yarar bilmiyorum ama düşük elo'da gold ve altında gerçekten işine yarayacak bir taktik olsa gerek. Yine şalede içeriği tamamıyla dronelamak istiyorsunuz ve içeriden drone'unuzun şu şekilde normal koridorda gezerken vurulmasını istemiyorsanız çok güzel şekilde bir yer var. Hemen drone'unuzu elinize alıyorsunuz ve tam şu köşeye atıyorsunuz. Eğer şu tahtaya çarparsa o zaman düşüyor. O yüzden dikkatli olmanız lazım. Buraya attıktan sonra drone'unuzu sürüp buradan istediğiniz şekilde açıyla drone görüşü elde edebilirsiniz. Skyscraper oynarken arkadaşlar bu köşelerdeki vazoları kırdığınızda bunların görünmezliği sayesinde buraya traplarınızı koyabilirsiniz ve en azından nispeten görünmez olmalarını sağlayacaksınız. En azından dikkat çekmemelerini sağlayacaksınız. Ki buradan geyşeden gelen kişiler burayı piklerken bir ihtimal buradaki vazoya girme ihtimalleri var. Bu şekilde vazoların olduğu yere frost traplarınızı veya legion varsa legion traplarınızı koyabilirsiniz. Kafadostevski'de Firebase'in savunmasını yaparken buradaki duvarı açıp buradaki merdivenlerden karşıyı kesebilirsiniz. Siz bu şekilde baktığınızda karşıdan önce karşının içeriye girdiğini görebileceksiniz. Yani buradaki atak operatörünün defans operatörü görme ihtimali neredeyse sıfır. Yani şu duvarı kırmadığı sürece atak operatörünün oradaki defans operatörünü görmesi mümkün. Bu şekilde aşağıda yapsa da görme ihtimali yok. Çünkü pencere onları engelliyor. O yüzden burayı kesinlikle kırmanız lazım. Border haritasında oynarken şurada sürekli konuşan abimi susturmak için buradaki megafona birkaç tane el atış etmek buradaki megafonu susturacak ve sizi rahatlığa kavuşturacaktır ve ses kasmanıza yardımcı olacak. Hiban oynarken genelde bu armory ve arşiv salınmasında burayı reinforce yaptıklarını düşünürseniz siz Hiban ile buradaki masanın üzerine çıkıp eğer ki tam şu kafa hizasından biraz daha yukarıda, kafa hizasının burasında olduğunu düşünün. Burada reinforce olduğunu düşünün. Kafa hizasından biraz yukarıda burayı açarsanız kimse sizin buraya çıkacağınızı tahmin etmeyecek. Tahmin etse bile tarayacakları yerler şu hiza olacağı için buraya çıktığınızı tayin edemeyecek ve siz buradan çok rahat bir şekilde kill alabilirsiniz. Konsül haritasında en çok spam kill denilen
noktalardan bir tanesi şuradaki pencere. Burası bu pencere hemen sarı merdivenler ikinci katı. Yani meeting'e bakan sarı merdiven. Buradan sürekli koşarsak spam kill yememiz neredeyse imkansız. O yüzden buradan çıkmadan önce özellikle elimizde Glass gibi karakterler varsa tek yapmamız gereken buraya gelmek ve buradan çok ince bir şekilde burada kimse var mı yok mu kontrol etmek. Şayet Roamro oynuyorsunuz ve en alt kata garaja inmek istiyorsunuz. Bunun iki yöntemi var arkadaşlar. İki yöntem de birbirinden riskli ama yine de ölmeniz gerektiğini düşündüğüm şeylerden bir tanesi. Şimdi şayet ikinci katta oynuyorken iki tane hatch bulunmakta. Biri burada bir hatch. Hemen buradan drop'ye gidiyorsunuz. Drop'in köşesini de kırıyorsunuz. Köşesini kırdıktan sonra direkt garaja gidiyorsunuz ve arkalıyorsunuz. Ancak bu yöntem yine de riskli. İkinci seçenek olarak da aşağı inmenin ikinci yolu. Ya buradan aşağı direkt voltlayıp aşağı inip oradan gideceksiniz. Ya da tam şu köşeye hemen hızlıca koşacaksınız. Burada bir yer var. Ben buradaki yerden aşağıya atlayacaksınız. Bu da farklı bir yöntem. Biraz daha tehlikeli ve biraz daha riskli. Ama yine de denenmesi tavsiye edilecek bir yöntem. Hiç denemeden Rainbow oynamadı demesinler. Cafedos Quest spam kill atılan ve run out yapılan en güzel haritalardan bir tanesi. Bunun için burada kendinizi göstermek yerine ki kendinizi gösterdiğiniz takdirde çok rahat şekilde spawn'ı yiyen ki siz olacaksınız. O yüzden buraya çıkıp hem daha çok açığı elde etmek açısından hem de spawn kill'i pahalaştırmak açısından buradan şuradan gelenleri çok rahat bir şekilde öldürebilirsiniz. Bunun aynısını şuradaki piyanonun üzerine çıkarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Pencereyi kırıp yine buradaki piyanonun üzerinden spam kill atabilirsiniz. Sigarın savunmasında Cafedos Quest haritasında en önemli giriş şuradaki hatch ve buradaki merdivenler, kırmızı merdivenler. Kırmızı merdivenlerin savunmasında arkadaşlar şuradan çok güzel bir açı elde edebiliyorsunuz. Onun dışında genelde buradaki köşede biliyorsunuz ki kendinizde çok rahat bir şekilde buradan ince kesebiliyorsunuz. Ancak burada şuradakiler bizi az da olsa savunma yapmamızı engelliyor. Onun için infak grenade bunları kırabilir. Ve kendinize daha büyük açı sağlayabilirsiniz. Daha büyük bir şekilde burada defans yapabilirsiniz. Yani burada sıkışmak yerine bu şekilde davranmanız için daha iyi olacaktır. Evet arkadaşlar, 50 adet Rainbow Six'te yapabileceklerimizle ilgili hem başlangıç seviyesinde hem de oyuna başlamış ve daha yeni şeyler öğrenmek isteyen arkadaşlarımızın yapabileceği bütün şeyleri burada yavaş yavaş anlatmaya çalıştım. Video ile ilgili yorum ve eleştirilerinizi bekliyorum. Eğer ki bunların arasından gerçekten beğendiğiniz, hoşunuza giden, ilginç gördüğünüz veya değiştirilmesini istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtebilir ve bana destek olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.